Ben geldim. Bugün konuğum Immanuel Kant'la 10 dakikada filozof makyajı challenge yapacağız. Kant. Nasılsın Kant? İyiyim canım, sen? Çok şükür biz de iyiyiz. Kant, nelerle uğraşıyorsun? Bize bir anlat. Nerelerden geliyorsun? İşte ben, canım biliyorsun, Diyarbakır'daydım. Hayırlısı, Yani. şimdi ben biraz öngörülerim hakkında çalışıyorum. Avrupa biliyorsun çeşitli dönemlerden geçiyor. Bugün bununla başlıyoruz. Stay all day. Bununla senin kusurlarını güzelleştireceğiz. Pıt pıt. Bu böyle. Bu böyle pıt pıt. Neler yapıyorsun bakayım? Hakkında ne biliyorsun ki sen? Ben seni tanımam etmem. Seni niye çağırdı o zaman? Çağırdım video izlensin diye koskoca Kant. Yani kendime bahsettiğinde kadar pek hoşlanmadığım için. Ketum diyorlar senin için. Ketum. Kant, nereliydin sen? Ben ana tarafı Sivas. Sivas. Ama şey işte baba tarafım normalde Alman ama ben Rus'um. Ha. Hiç geldin mi Rus'a? Rusya'ya zaman zaman çeşitli ülkelerden kovulmuştum. Rusya'dan kovulmadım. Henüz gelmedim oraya. Ha. Beni sınır dışı ediyorlar. Ben Neden? gazetelerimi yayınlayamıyorum. Ben biraz sert konuşurum, sert eleştiririm. Gelemiyorlar. Benim soruşturmalarım var. Beni ülkelerden sınır dışı ediyorlar. Ondan sonra ben ne maaş alıyorum ne bir şey. Ben fakirlik içinde 7 çocukla yaşadım. Almanya'dan kovuldum, Fransa'dan kovuldum. Benim tek suçum Karl Henry Marx olmak. Benim tek suçum gazete çıkarmak. Benim tek suçum fazla ileri görüşlü olmak. Beni hiçbir zaman anlamadılar. Beni sürüyorlar. Fransa'ya gidiyorum. Fransa'dan sürüyorlar. Gittim Hadi ya. Londra'da fakirlik, fakirlik, fakirlik. 7 çocuk var, hiçbirini doyuramıyorum. Ay. Doymuyorlar Ay. baba baba. Ya ben su ayettir söylemesi çok elitim. Hani Şimdi yani ne diyeyim, hani zaten gördüğüm gibi. bu gözaltı morluklarını güzelleştirir. Sen belli ki sabahlara kadar çalışmışsın. Senin biraz morlukların var. Ne eserler verdin sabahlara kadar çalışarak. Ay ben çok çalıştım ya. Çok Sen çalışmışsın şimdi belli. Pıt pıt. oradan buradan kovulmadım ben senin gibi. Şimdi bir hayatım olmadı. Ben sana anlatayım. Ben 22 Haziran'da doğdum. 724'te işte. Rusya'da doğdum. Gözüme gözüme sokuyorsun of. Gözün çilesi çok. Heh. İşte. Nietzsche sağda solda seni gömüyor. Anlat bakayım işin iç yüzünü. Sürekli beni şey yapıyor. Yok neymiş efendim, gidiyor işte oradan. Acun'la evleniyor bu. O zamandan beri hiç yerinde durmadı. Orada geziyor, burada geziyor. Yok neymiş efendim, işte oradaymış falan, oralara gitmiş falan. Bana ne kardeşim, ben gayet evimin direğiyim yani. Diyorlar ki Başka bir çok yere gitmiyorum. asosyal. Ne hakkında bir şey biliyoruz, ne duyuyoruz. Böyle dediler, aldım videoma, dedim anlatsın kendini de Ya görün. tamam da kardeşim, ben burada sürekli kendimden bahsetmek zorunda değilim. Ben hoşlanmıyorum yani. Nietzsche bana oradan laflar falan atıyor. Ben dediğim gibi doğdum. Hep orada kaldım. Okulumu okudum. İşte nedir? İşimi yaptım. O orada burada sürtüyor. Ben sürtmüyorum. Sürtmüyorum diye bana laf atıyorlar. Seni de çok severim bilirsin. Onun için geldim. Annesi babası bakmıyor. Orada burada şey dolaşıp Orada burada geliyor. dolaşıyor, Benim evet. annem öyle değil. Benim annem şey çok dindar bir kadındır yani. Annen Aksine. sana ahlak eğitimi vermiş uzun seneler. Tabii Ve ben çok her sıkı yaz büyümüşsün. Kur'an kurslarına gittim. Kur'an. Babam da benim Saraç'tır. Saraç. Piyetist okula gittim ben. 8 yaşındayken işte. Orada ilk düzgün disiplinli eğitimi aldım. Ondan sonra üniversiteyi kazandım. Herkes de kazanamaz, zaten kazandım. Hukuk okuyorum, üniversitedeyim. Tarih, bir felsefe olsun. Bunlara bir ilgim başladı, bir merakım. Araştırdım, benim o dönemde arkadaşlar var. Oturduk, araştırdık, ettik. Baktım felsefe, felsefe güzel. Felsefeye ilgi saldım, efendime söyleyeyim. Ay bu ne? O kaş kalemi, Golden Rule, o gözleri, kaşları güzelleştir. Ben böyle beyazlamadan önce siyahken kullanırdım. Ben işte üniversitede felsefeye, tarihe böyle ilgim başladı. Ondan sonra Hegel olsun, Rousseau olsun, zaman zaman onlardan etkilendim. Düşünceleri çok hoşuma gitti. Gazete çıkaracağım. Baktım Almanya'da
Hiç Almanya eleştiriye gelemiyor. Hiçbir şey yazamıyorsun, edemiyorsun dedim. Burada olmaz. Gittim ben Paris'e taşındım. Ondan sonra Paris'te gazete çıkardım. Başladım düşüncelerimi orada yaymaya. Eleştirilerime gelemediler. Dediler sen çok sert konuşuyorsun, ediyorsun. Dedim ben böyleyim. Ben düşüncelerimi açık açık söylerim. Benim dedim ileri görüşlülüğümü dedim herkes biliyor. Yok dediler biz gelemeyiz böyle şeylere. Fransa'dan da sınır dışı edildim. Gittim Londra'ya. Ben dedim bakın dedim Batı toplumlarının dedim Avrupa'nın dedim geleceği belli. Günümüzden önce dedim ne vardı? Dörde ayır dedim. İlkel komünizm vardı en önce. Avcılık vardı, toplayıcılık vardı. Bunları yapan kabileler. Kölelik vardı. Şehir devletlerine geçti Avrupa. Tarım yaygınlaştı, etti. Sonra ne başladı? Feodalizm. Ne oldu? Krallar falan. Biliyorsun. Tek kişilik yönetim. Ben hiçbir zaman monarşiyi sevmedim zaten. Bak sana anlatayım. Üniversite yıllarımda gittiğim zamanlarda da böyle şey falan var. İşte teoloji falan çıkmış puanları çok yüksek. LYS vardı o zamanlarda zaten. İşte zaten zor zor kazanıyoruz. Teoloji var. Teoloji İşte yüksek. teoloji yüksekti Teoloji tabii. yüksek. Benim gittiğim zamanlarda Taban puanları almış başını gidiyor. bir de ben gittim oralara hep Aristoteles falan vardı sadece. Ben gittim benden sonra Descartes'i falan da getirdiler biliyorsun sen. Büyük Büyüye. sayılırsın. 1700'lerin sonunda yaşamışsın. Tabii büyüğüm ama çok fitim. Fitsin maşallah. Benim biraz Sen. göbek aldı başını gitti. Teşekkür Ben onu ederim. eriteceğim. Feodalizm vardı biliyorsun krallık. Sonra krallık bitti ne oldu? Burjuva sınıfı yönetici oldu. İşçiler hep ezildi, hep ezildi, hep ezildi. Savundum, yeri geldi savundum. Gazetelere yazdım, eserler çıkardım. Ben Komünist Manifesto yazdım. Şimdi bir yandan da makyaja devam edelim. Şimdi ben yazdım gazetelerde o kadar işçileri savundum ettim. Bir yandan Mekke siyah farını da sürelim. Ben işçileri hep savundum. Hep savundum. Ne yapıyorsun? Far. Ne yapayım? Smokey eye yapacağız. Şimdi MAC farımızdan makyajımıza da devam edelim. Neyse ben işte işçileri savundum ettim. O krallığın olduğu dönemde o burjuva sınıfı işçileri ezdi ezdi. Buraya yazıyorum gün gelecek. Gün gelecek devleti sileceğiz tamam mı? İşçiler her zaman haklarını alacak. O zamanlar gelecek ben onları iple çekiyorum. Ben bunları diyorum diyorum şimdi kıymetim bilinmiyor. İleride göreceğim. Bunlar gerçekleştiğinde diyecekler ki Karl Marx bunları demişti. Diyeceksiniz ki demişti 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 ama çıktı. Ne? Oruç. Bakayım Golden Rose'un kırmızı ruju. Kan duydum ki bekarmışsın. Evet, peşinde Şimdi koşuyorlar. evlilik iyi hoş da biraz bende fakirlik var biliyorsun. Şimdi ben evlendim, bende 7 çocuk var. Sen düşünmüyor musun? Sen hep fakirim fakirim diyorsun da ben de bir ara fakirdim yani. Üniversite zamanlarından sonra işte baba parası yemeği bırakınca dedim öğretmenlik yapayım. Öğretmenlik yaptım. 15 sene. 15 sene öğretmenlik yaptım. Ama işte benim arabamın mazotuna yetmez o para. O yüzden Yeter, kitaplarımı yeter. falan sattım. Zaten çok önemli. Hı. Yani sattım. Ben de fakirdim yani bir ara. Senin Sen ne hayatın da diyorsun? bayağı tuhafmış. Sen biyografi falan yazmayı düşündün mü? Otobiyografi, kendi hayatını yazmayı düşündün mü? Otobiyografi yazmayı düşünmüyorum. Biyografimi falan yazmaya çalıştılar. Ama yazamadılar. Çünkü ben hiçbir ara kendimden bahsetmekten hoşlanmadım. Ben hep tek düze bir hayattan hoşlandım. Böyle sabah kalkayım, promi için. İşte havadan sudan konuşalım falan. Karı Öyle. kız beni bozar diyorsun. Zor bu devirde elit olsun, düşünmeyi bilsin. Tabii. İşçileri savunsun. Ben de istedim öyle bir hanım. Zor. Döneminden. Hep eleştirdim, hep eleştirdim. Yapmadıklarını da bırakmadılar, yılmadım. Böyle yaşıtlarım hep geziyordu, oraya buraya gidiyorlardı. Ben hiçbir yere gitmedim. En fazla böyle yaşadığım yerin 100 kilometre ötesine falan gitmişimdir. Şimdi Kant sen otobiyografi yazmayı düşünmüyorsun. Kendinden bahsetmiyorsun. Eve tıkılıp kalmışsın. Hiçbir olayın yok. İnsanlar seni tanımıyor. Etmiyor. Bari bir iki kitap yazaydın da düşüncelerini neyini aktaraydın. Ay kitap yazdım ben, Çoluğun yok, yazmışım çocuğun yok. Ne yazdın? değil mi? Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi adlı kitabımda.
İşte onlardan bahsettim. Şeyi biliyorsundur, benim ödev kuramımı biliyorsun mu? Ödev kuramı. Şimdi şöyle, bence ahlak yasası olmalı. Sen küçüklüğünden beri zaten çok, annen çok ahlak evet. Ahlak başının evet. Etini yemiş evet, duydun. Zaten evleneyim evleneyim diye tutturuyor. Golden Rose eyelinerından bakışlarınızı keskinleştirin. Bana göre evrensel ahlak yasası mümkün yani. Mümkün olmuyor diyenler varmış. Sen hiç onlara bakma. Fakat bu yasa böyle kendisinin içerisinde gibi bir şey. Ben de tam anlamadım diye düşündüğümü ama. Buna otonomi denir. Biliyor musun otonomi? Nereden biliyorsun? Bilmem. Anayyalısı gömün. Oradan sürün oraya, oradan sürün oraya. Ben de sürdüm, görmüşüm seni ya. Göm. Sen demiyor musun herkes ahlak kurallarını kendi yazar? Evet. Bitti. Senin ahlak yasan bu mu yani? Bu ben mu? Buyum. Ben eleştiririm kardeşim. İşçiyi koruyacağım. Koruyacağım. Ben bunu söylüyorum. Beni 9 köyden kovuyorlar. Tek suçum Karl Henry Marx olmaktı. Bir şey diyeceğim ya. Sen benim kitaplarımı kaçını satın aldın? Ben çok kitap falan alamıyorum. Ben yazdım o kadar kitap. Benim o kitaplarımın parası onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı. Senin kitaplarına da verecek 5 kuruş param yok. Sen burada ne anlatırsan o. Bu da kontür. Hmm. Tarafına da. Kemiklerini ince gösteriyor. Hangi kitaplarını alamadım da ne kaybettim? Vallahi Yargı Gücünün Eleştirisi diye bir kitabım var. Yemek kitabı. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Orada senden de bahsettim biraz ha. Bahsettin mi? Allah razı olsun. Ben okuyamadım. Baktım programa davet edildim. Dedim biraz bahsedeyim. Biraz yamuk oldu sanki. İşin hasta olur. Kontür buradan buraya gelir. Amon. Evet. Söyle. İşte yazdım. Bu ne? Bu maskara. Benim gibi eleştirici insanlar her şey olduğu gibi kabul etmez. Bunda böyle bir. Beni çok eleştiriyorlar. Sürekli eleştirilere maruz kalıyorum. Gerçi hani herkes eleştiriyor. Sen de eleştiriyorsun biliyorum da. Ben de buradan onları eleştiriyorum. Eleştiririz. Kapitalizmi eleştirdim. Kapitalizm öyle bir şeydir ki gölgesini satamadığı ağacı keser. Böyle bir nankörlük de yoktur. Bu da özlü sözüm olarak yazılsın bir kenara. Arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim, sağda solda adıma sosyal medya hesapları açılıyor. Sosyal medya kullanmıyorum. Eğitimli değil ki halk. Eğitim toplumun şimdiki aşaması için değil. O toplumun daha iyi geleceği için olmalıdır diyor. Beni sevmeye kalkma güzelim. Ben bir serseriyim. Ya ben söylüyorum. Benim çok güzel sözlerim var. Millet onları okumuyor. Geçen gitmişler. Sosyal medyada, internette, şurada, burada adıma bir şeyler yazıp çizmişler. Geçen bak bu. Benim değil, bana ait değil. Ben böyle bir şey demedim. Sevgi emektir. Doğru. Kahret sen bu saçlarını nerede kestiriyorsun? Ben yine sinirlendim. Daldım eleştirilere, konuşmalara. Makyajımızı da bitirelim. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. İnşallah bir sonraki videolarda bir sonraki filozoflarla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de teşekkür ediyorum beni çağırdığın için. Gerçekten müteşekkir oldum. Haftaya görüşmek üzere. Buradan kontürü de öğretelim. İki yandan değil, biri düz gelir biri onun üstüne.